tarihi açısından hastalığa ezelden biri bir e, gelişime dair bir e, muktedirlik atfedilir. Şöyle ki Nietzsche, bunun en klasik temsilcilerindendir. Hastalık insanlara asalet katar. Hastalık ...asilliğe götürür. Neden? Çünkü... ...hasta olan insan... ...nasıl bir insandır? Hayatı... ...bütünsel bir biçimde... ...ele alabilen... ...hem güzellikleri bilir... ...hem korkunçlukları bilir... ...hem... ...hayatın nimetlerini bilir... ...hem acıyı bilir. Yani hastalık ve ağrı ve bütün olmama ne yapıyor? Son derece Nietzsche tarafından eleştirilen sıradanlık kültürünün banalliği ve bayağılığı karşısına bir kültür eleştirisi olarak dikiliyor değil mi? Bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Bu edebiyatta hastalığın gitgide aleni bir hastalık olmadan çıkarılıp metaforlaşması anlamına geliyor değil mi? Yani hastalığın arkasında ne saklı oluyor? Kültür eleştirel dinamikler saklı oluyor. Burası çok önemli. Kültür eleştirel dinamikler saklı oluyor. Yani Edebi eserde geçen hastalık ne yapıyor? Arkasında bir statikoyu eleştiren bir e, maneviyat dünyasını dünyayı beraberinde getiriyor. Ne yapmak üzere? Sözüm ona o son derece sağlıklı, mutlu mesut kültüre neyi tutuyor? Aynasını tutuyor değil mi? Neyi tutuyor? Neyi tutuyor? FUKO ile konuşmak gerekirse artık FUKO açısından konuşmak gerekirse diyeceğiz. Çünkü FUKO'ya dönüş varmış ya öyle son 45 sene FUKO'dan başka bir şey duymuyoruz. Ne zaman FUKO'dan e, vazgeçildi de FUKO'ya dönülüyor? E, bunu ama ben bir kabul olarak e, addediyorum. Yani FUKO'ya dönüş. FUKO'ya hiç kimse dönmüyor. Foucault'dan çoktan vazgeçildi. Foucault'dan çoktan vazgeçildi. Şimdi Foucault'a dönülmeyecek. Foucault'un izinde... Evet. Foucault bütün olacakların fikir babası olacak. Foucault çok güzel yol gösterdi. Neyse konumuz bu değil. Ee, Foucault'cu söylemle hastalık neye tekabül ediyor? O tırnak içinde söylüyorum. Domuz gibi sağlıktan sağlık fışkıran statikoyu statikonun dispozitifi değil mi? Dolayısıyla hastalık neye soyunuyor? Hastalık kültür eleştirel karşıt diskur olarak edebi eserlerde edebiyatta karşımıza çıkıyor değil mi? Yani hastalık fonksiyonelleştiriliyor bir anlamda değil mi? Bunu Batı Edebiyat tarihinde çok sık görüyoruz. Beşiğinde görüyoruz. Nerede görüyoruz? Beşiği dediğim zaman tabii ki Yunan Tragedyası'ndan bahsediyorum. Yani bakın Tebai kentindeki veba Tebai kentindeki veba Kral Ödipus'ta Sofokles'in Kral Ödipus'unda niyi temsil ediyor? Orada kültürün inşasını tehdit eden, logosu tehdit eden mitik bir muhalefetin temsilcisi veba. Ne demek veba? Veba şu demek. Veba ne yapıyor? veba herkese eşitliyor değil mi Tebai kentinde? Neleri yok ediyor? Tebai kentindeki şehir devletindeki devlet düzenini tehdit ediyor. Neden? Çünkü son derece logosantrik olmayan mitik bir unsur vuku buluyor Tebai'de. Nedir bu? Tabii ki Oedipus ile annesinin arasındaki ensestir. Zaten Tebai'nin buna meyilli olduğunu nereden görüyoruz? Sphinx gösteriyor değil mi? Sphinx nasıl bir varlık? Dünkü konumuza e, dönmemiz gerekirse, dünkü konumuzu zikretmemiz gerekirse. Sphinx son derece karışık, kuruşuk bir varlık değil mi? Bir hibrit, bir hilkat garibesi. Yani hiçbir surette klasik estetiğe uymuyor değil mi? Nedir bu klasik estetik? Yekpare, İnsansa insan, hayvansa hayvan en ideal halinde temsil edilmiş. Sphinx nasıl bir varlık? Kız kafalı, aslan vücutlu, kanatlı, yılan köyü. yani nasıl bir e, kolaj değil mi? Bir kolaj. Neyin kolajı? Neyin kolajı? düzenin inşa etmeye çalıştığı yekparelik, duruluk ve aralığa karşı muhalefet kartını e, kırmızı kartı gösteren bir pastiş. Nelerden oluşuyor? Doğanın farklı farklı fragmanlarından. Sphinx'in bütünlüğünde, disparat, disharmonik bütünlüğünde Neyi görüyoruz biz aslında? Dizen çürük. Bakınız bunu çok güzel Shakespeare Hamlet'inde söylüyor. Bir şeyler yolunda gitmiyor Danimarka devletinde. Danimarka devletinde bir şeyler çürüyor. Çürüyor. Bunlar tragedya. Kesinlikle kesinlikle çürüme, hastalık, epidemi imgesiyle ne yapıyor? Hastalığı fonksiyonelleştiriyor. Sağlıklı gibi, mutlu mesut gibi görünen sıradanlığı, Thomas Mann'ın deyimiyle domuzları, domuz gibi sağlıklı, onları eleştirmek için değil mi? Hastalık bu bağlamda, evet ne katıyor? Sıradan banal kültürü, Sekteye uğratma tehdidiyle, bilgeliğiyle ne yapıyor? Asilleştirmeye çalışıyor, sıkı tutunun, geliştirmeye çalışıyor. Hastalık neye doğru e, evriliyor çünkü hastalık en nihayetinde ölümle sonuçlanıyor. Kendisini ölümsüz gibi sunan kültüre haddini bil, kendini bil, düsturunu bir uyarı levhası gibi dikiyor değil mi? Devam edersek. Orestea da Orestes annesini öldürüyor değil mi? Annesini öldürdükten sonra çıldırıyor Orestes. Çünkü intikam tanrıçaları olan Erinyalar ona korkunç şarkılar söylüyor. Sürekli gözünün önünde annesi ne yaptıkları. Yani neyi görüyoruz burada? Burada manevi bir hastalığı görüyoruz değil mi? Psikolojik bir travmanın dışa vurumunu görüyoruz değil mi? Birisi annesini öldürmüş. Bakınız, bakınız devlet ve hukuk kurulacak Orestes sayesinde ama Orestes psikolojik açıdan son derece labil bir kimlik. Tırnak içinde söylüyorum, Erinyalar tarafından temsil edilen bir Ruh hastalığına sahip en klasik o, çöküş tragediyası olan bakalar, bakalarda aleni epidemi diye bahsedilir. Kadınların evlerini terk edip dağlara, Kitaron dağına e, kaçmaları e, Dionysos neyi getiriyor? Epidemiyi getiriyor ve kadınlar çıldırıyor. Niye? Ata kültür kadınlara ötekiliyor. Kadınlara hakkını teslim etmiyor ata erkil kültür. Penteos tarafından temsil ediliyor. Kadınlar da kadınların tanrısı Dionysos tarafından bir epidemiye, bir salgına maruz kalıyorlar. Bir çocuklarını terk edip, kocalarını terk edip, evlerini, mutfaklarını terk edip dağlara kaçıyorlar, asıllarına kavuşuyorlar değil mi? Madem siz diyorsunuz hep kadınlar doğa, doğurma makinası. E öyleyse kadınlar asıllara da sizin fantazinizdeki asıl asıllarına kavuşuyorlar ve ne yapıyorlar? Dağlara kaçıyorlar değil mi? Ne oluyor sonra? Sonra o Penteus. Kadın kılığına sokulup Dionysos tarafından Penteos kral, Penteos lider, Penteos devleti temsil ediyor. Apollonik devleti temsil ediyor. Kadın kılığına giriyor. Kadınları çünkü gözetlemek istiyor. Gencilik var devlette. Gizli kamera. Değil mi? Mantık hep aynı. Gidiyor, diyor, o Dionysos onu kadın kılığına sokuyor. Ağaca tırmandırıyor. Ve sonra gidiyor kadınlara diyor ki bakınız diyor bu sizi gözlemliyor. Kadınlar epidemik halde oldukları için, entuziasmik oldukları için, Dionysos, Dionysos ile dop dolu oldukları için onu bir canavar olarak, bir aslan olarak görüyorlar. Ağaca aşağı indiriyorlar, güce bakın. Onu bula bula ne ironidir, annesi alıyor. Annesi kafasını böyle ayağını omuzuna dayarak, dayayarak koparıyor. Değil mi? Annesi tarafından öldürülüyor Pentheus. Yani bakın... Devlet, kültür kendisini ortaya koyan doğa tarafından imha ediliyor. Görüyorsunuz hastalık, epidemi edebiyat tarihinde son derece önemli Batı edebiyat tarihinde son derece önemli bir e, hastalığın çok önemli bir görevi var. Neden? E, aydınlanmacı, logosantrik, İdeal ve klasik edebiyatın içinde bile ne vardır? Sürekli hastalığa dolayısıyla kültür eleştirel unsurlara sevk eden uh, unsurlar vardır. Bu da neye sebebiyet veriyor? Kültür eleştirisine sebebiyet veriyor. Tekrar bakalım edebiyat tarihine. Modern edebiyat neyle başlıyor? Şarbod'lerle başlıyor. Charles Baudelaire o kadar radikal bir biçimde e elem çiçeklerini kaleme alıyor ki artık hastalığı geçmiş kültüre kür uygulamak e uğruna ne yapıyor? Leşi ortaya koyup onun çürümesini tasvir ediyor değil mi? Artık hastalık geçmiş, ölüm bu bulmuş. olmuş. Beden çürüyor. O çürüyen hangi beden? kendisini korkunç emniyette sanan tipik devlet düzeni aydınlanmacı dünyaya dünya benim uygulama alanım dünya benim sömürebileceğim alan diyen batılı devletlerin devlet bedeni çürüyor orada değil mi? Bakınız Batılılar ne diyor Os çöken isim Osmanlı İmparatorluğu'na? Boğaz'daki hasta adam. Değil mi? Hastalık özellikle ...düzeni eleştirme... ...çürüyen düzeni... ...eleştirme bağlamında... ...çok çok çok nedir? Ee, önemlidir. Şalbolder aleni leş olarak gösteriyor. Tevfik Fikretsiz adlı şiirinde... ...İstanbul'u... ...Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentini... ...bir vampir kadın... ...imgesiyle... ...bir yaşayan... ...ölü imgesiyle... Aa, bir, bir, ...bir bir bir... ...korkunç... ...demonik fanfatal imgesiyle dillendiriyor değil mi? Onunla beraber olan bütün erkekler büyük bir olasılıkla ee, zührevi hastalıklara kapılıyorlar değil mi? Mesela Thomas Mann'da, Thomas Mann'ın Doktor Faustus'unda zührevi hastalıklar, genel evden ee, kapılan hastalık hastalık e, frengi çok 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 önemlidir. Sanatçıdır zührevi hastalığa sahip olan ve Alman mesel olarak Alman Nazi devletini eleştiren yani bu megalomaniden ancak nasıl kurtulursunuz? Kansere, vebaya, koleraya, ona buna kapılarak kurtulursunuz. Gebererek kurtulursunuz. Hastalık neyi gösteriyor? Hiçbir düzenin sonsuza dek ayakta kalamayacağını gösteriyor. Neyi gösteriyor? Yine Venedik'te ölüme gelelim. Bakınız neyi gösteriyor biliyor musunuz? Venedik'te ölümde çok ilginç bir edebi coğrafya inşa edilir. Kolera aynen hangi yolu izler Venedik'te ölümde biliyor musunuz? Aynen bakalarda Dionysos'un prologunda, Euripides'in bakalarında Dionysos'un prologundan bahsedilir. İşte Hindistan, Arap Yarımadası bilmem ne. Aynen Thomas Mann onu e, kullanır Dionysos'un gelişini. Nereye? Savaş öncesi, Birinci Dünya Savaşı öncesi 1911 ki cümlede geçer Venedik'te ölümde. Kıtamıza son derece... E, gergin suretini gösteriyordu bu çağ. 1911, 1914'de 3 sene var. Ne oluyor? Bütün Avrupa sistemi model bir mekanda, romantik bir mekanda Venedik'te neyi bekliyor? olsun işgalini bekliyor değil mi? olsun işgalini bekliyor. Taccio'nun güzellik imgesinin dişleri çürük. Apollonik unsur öbür dünyaya götüren psişagok pek sağlıklı değil. Nesi kalmamış? Apolonik görüntünün hayat enerjisi kalmamış değil mi? Hayat enerjisi kalmamış. Edgar Allan Poe, Kızıl Ölümün Maskesi. Bütün apolonik kültür dünyaları inşa ediyor, kendisini doğadan soyutluyor, Evreni şatoda yaratıyor, yedi oda, yedi renk ama dünyadan ölümden başkası yalan. Yani istediğiniz kadar doğadan e, yalıtın kendinizi, ölümsüz olmuyorsunuz. Mutlaka doğa içeri gelir çünkü doğanın parçası sizsiniz, etten ve kemiktensiniz değil mi? Thomas Mann'da bu motif, hastalık motifi çok önemlidir. Sanatçı ruhlu insanlar Thomas Mann'ın eserlerinde hep bir ıı, ıı, hastalıkları vardır. Tristan'da öyle olsun, ıı, Spinel adlı kahraman, ıı, Gustav von Aschenbach olsun. Iı, Dr. Faustusta Adrian Leverkühn olsun. Buddenbrook ailesinde Hanno Buddenbrook olsun. Iı, Büyülü Dağ'da Sıradan Banal Hans Kastorp bilgiye eriyor. Hakikaten 7 sene sanatoryumda kalarak. Demek ki Thomas Mann'ın sanatoryumu ne? Sadece bir sanatoryum değil, bir eğitim kurumu. Çünkü o dönemin en popüler hastalığının, veremin tedavi edildiği bir yer. Bütün dünya komprime bir biçimde. Birinci Dünya Savaşı öncesi hastalanmış bir antibiyotiği bekliyorlar. Antibiyotik tabii ki Birinci Dünya Savaşı. Bütün onları ne yapıyor? Bütün o büyülü dağ gibi kurumları patlamasını ve o dönemin, o düzenin sona erdirilmesini e, ne sebebiyet veriyor değil mi? Onu bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Kurtuluşu bekliyorlar. Dolayısıyla çok ilginç. Hastalıkta nasıl bir e, hastalığa nasıl bir anlam yükleniyor ha, çok ilginç bir şey e, anlamı var nerede ütopik arınma tadında doğruları gösterme tadında ne yapıyor hastalık Nietzsche'yi kullanmak gerekirse yine asilleştiriyor değil mi yükseltiyor hermetik alandaki bulunanların değerini değer katıyor yükseltiyor onları gelişmelerine katkıda bulunuyor değil mi? Hastalık o yüzden nedir? Asildir. Hastalık, kötülük bunlar çok önemlidir. Niye önemlidir? Ancak acıyı bilen e, güzelliğin yanında, ancak ölümü bilen hayatın yanında, ancak kötülüğü bilen iyilik yanında, ancak günahı bilen sevabın yanında neyden bahsettiğini bilir. Seçimine daha da güven olur. Yine Thomas Mann'da kalmak gerekirse seçilmiş adlı romanında Gregorius, kayalığın üstündeki Gregorius korkunç bir birleşimin abla kardeşin ensest ürünü evladıdır. O kadar günahkardır ki varoluşu itibariyle Tanrı onu papalık mertebesine yükseltir. Çünkü Tanrı nın şöyle düşüncesi vardır. O bilmeyecek de kim bilecek değil mi? Demek ki hastalık neye sebebiyet veriyor? Mükemmel apolonik platonik monatlara empatiyi öğretiyor hastalık. Yani o virüs, o epidemi, o entuziasmos, o bütün o dionizyak unsurlar neye sebebiyet veriyor? Neyden bahsettiğini, Sadece kuramsal olarak değil, uygulamalı bir biçimde yaşanmasına sebebiyet veriyor değil mi? E bu tecrübe de, bu tecrübedir. Bu tecrübede ne yapıyor? İlgili o, bireyleri, figürleri, kahramanları yükseltiyor değil mi? Ona bakarsanız, tabii ki Franz Kafka'nın dönüşümündeki Gregor Samsa bir hastalığa maruz kalıyor. Yabancılaşma hastalığına değil mi? Ona maruz kalıyor. 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki o ütopik, fantastik romanlarda Alfred Döblin çok önemlidir. Dağlar, Devler, Bergemeyer'e Giganten, Dağlar, Denizler ve Devler adlı romanında insanlar Grönland'dan ortaya çıkan... Arkayık yaratıklara değdikleri zaman şekilleri değişiyor ve büyüyorlar ve böyle amorf bir şeye dönüşüyorlar. Ne diyor biliyor musunuz Alfred Töbliğ'in? Erotize oluyorlar. Neden böyle oluyorlar biliyor musunuz? Birdenbire bu kadar progresif serebrasyon, ilerlemeci beyinleşmeye tutulmuşken arkayık bir virüsle adeta birbirine değiyorlar ve şekilleri değiş değişiyor beyinleşmeyi terk ediyorlar, logosu terk ediyorlar, erotize oluyorlar değil mi? Dolayısıyla erosla hastalığın birleş, birleşimi çok 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 önemlidir. Ee, e, e, Zührevi hastalıklar, cinsel yolla buluş, e, bulaşan hastalıklar özellikle çok önemlidir. Çünkü bu hastalıklara ne dahil? Eros dahil değil mi? Bunu en e, Klasik biçimde yine yüzyıl dönümü, modernizmin başlangıcında nerede görüyoruz? Bram Stoker'ın Dracula'sında görüyoruz değil mi? Vampirizm nedir bu açıdan? Bir epidemidir, bir hastalıktır. Ne yapıyor? Akıllı, evdeki ee, doğurma makinelerini, Victoria Jones'ı, ee, erkekleri yemek yapma makinelerine niye çeviriyor? Bir araçtan amaca çeviriyor. Yani Drakula hakikaten e, Bram Stoker'ın romanında nasıl Dionysos bakalarda kadınları çıldırtıyor? Drakula da Victoria'nın İngiltere'sine gelip nasıl bir hastalık yayıyor? Son derece erotik bir biçimde değil mi? Oral sadistik bir biçimde kadınları neye çeviriyor? Birer new woman'a çeviriyor değil mi? Yeni kadına çeviriyor. Dolayısıyla Drakula bile, tutucu Bram Stoker'ın Drakulasında bile ne kabul ediliyor? Kadınlar çok baskı gördüğü için araç sallaştırıldıkları için onlarda hastalık daha e, çarpıcı bir biçimde görünüyor. Başka kimlerde görünüyor Drakula'da çok ilginç. E, Tamaranelerde. Ve hayvanat bahçelerinde değil mi? Bakınız daha e, doğaya yakın, e, Logos'tan uzak, daha çok Eros'a yakın unsurlarda görülüyor değil mi? Drakula nasıl bir tip? Drakula Sphinx gibi bir tip değil mi? Yarasa'ya dönüşüyor, Sis'e dönüşüyor, e, bilmem e, başka bir şeye dönüşüyor. Yani metamorfoz dönüşüm Gregor Samsa unsurlarına muktedir, sphinx gibi nasıl bir şey, hibrit bir şey değil mi? Hayvanlara hükmediyor. Bakınız, devlet adamı değil, hayvanlara hükmediyor. Doğadaki elementlere hükmediyor, rüzgara hükmediyor. Tebasına hükmetmiyor. Uyduruk bir düzen değil, son derece özcü bir güce sahip değil mi? Dionizyak bir güce sahip. Görüyorsunuz, edebiyat tarihinde hastalık ruh hastalığı e, <laughs> aleni epidemik e, viral hastalıklar manevi hastalıklar e, okült hastalıklar işte vampirizm, okültizm, e, kurt adamlık filan falan. Bunlar neye tekabül ediyor? Bunlar bir dispozitif. Klasik edebiyatın hep ötekileştirdiği ve hiçbir surette dile gelmeyen unsurları komprime bir biçimde dile getiriyor bunlar değil mi? Kültür eleştirisi uyguluyorlar. Çünkü klasik edebiyatta kahramanlar hep nasıl? Kahramanlar bir torso. Bir torso. Sırf heykelin üst kısmı. Sırf düşünüyorlar, ulvi ulvi laflar ediyorlar değil mi? Goethe'nin seçme akrabalıklarındaki e, Charlotte çok klasik bir örnektir. Goethe ama çok mükemmel bir düşünür olduğu için klasik eser olmasına rağmen Charlotte'yi aynı zamanda eleştiriyor da bu tiplemesiyle nasıl bu kahramanlar hiçbir zaman aşık olmaz. Onlar hep disiplinlidir. Onlar zaten onların evinde tuvalet bile yoktur. Onlar ne bileyim ay başları dönmez, karınları ağrımaz. Çünkü bu unsurlar onları bedenleştirir. Ay haşa. Onlar adeta vücut bulmuş birer e, platonik monattır. Post klasik veya klasik karşıtı veya romantik edebiyat ne yapıyor? Korkunç şekilde tenselleştiriyor ortamı. E, tenselliğin en klasik göstergesi nedir? sistemin çökmesidir. E tenselci sistem çöktü mü? Bu ne anlama gelir? Hastalık anlamına gelir, değil mi? Hastalık anlamına gelir. Düzeni tehdit eden hastalık anlamına gelir. O yüzden hastalığın böyle katartik bir görevi olduğu için Batı edebiyatı tarihinde adeta kendi kendine has bir metaforik edebiyat tarihine sahip olduğu için hastalık ve motifleri ve görüngüleri hastalık ne yapıyor? Edebiyata değer katıyor, edebiyatı asilleştiriyor. Niçelen demek konuşmak gerekirse hastalık hakikaten bu bağlamda son derece asildir. Çünkü bize aynada kendimizi gösteriyor, değil mi?